Neyse, Pelin şu kahrolası yerden kurtuldu, işine geri döndü. Senin sayende oldu tabii Tolga. Aferin yani. Bir de bana aferin. Esas size aferin Süheyla Hanım. İşimiz bitmedi ama daha. Şimdi ikinci bölüme geldik. Sen al bakayım şunları. Bu ne Süheyla Hanım? Ne görüyorsan o Tolga. Enteresan. Peki şimdi ne olacak? Şimdi sen tek tek Pelin'in nefret ettiği şeyleri yazacaksın oraya. Ve onları ezberleyeceksin. Sonra? Sonra seni sevmesini nasıl sağladıksan şimdi de senden nefret etmesini sağlayacağız. O kadar çabuk mu? Çabuk yapmamız lazım. Rıza'nın duymaması lazım. Hiç sevmez o öyle şeyler, alavere dalavere oyunlar filan. Aman Rıza amca duymadan hemen bir an önce halledelim bence biz bu işi. Şimdi kulağını aç beni dinle. Ben sinir bozmuş gibi olmayayım şimdi ama yani bugüne kadar yaptıklarımdan sonra Pelin benden nefret etmediyse inanın işimiz biraz zor. Sen sadece bana kulak ver Tolga, tamam mı? Pelin her şeyi kendi planlamak ister. Yani kızım diye söylemiyorum ama kontrol manyağının önde gidenidir. Emrivakileri sevmez, yürümeyi sevmez, kıytırık restoranlardan hiç hoşlanmaz. Sonra sen sonuç diye yaz oraya. Kontrol edemediği erkeklerden koşarak kaçar. Bu iktidarını kaybetmek ve başarısızlıktır onun için. Yazdın mı? Yazıklar olsun sana Süheyla. İşte bu kadar tanıyorsun kızım. Esas arkasından iş çevirenlerden nefret eder benim kızım. Rıza sen toplantıda değil miydin? Başlatma Rıza'sından da toplantısından da. Burada ne atlar karıştırıyorsun derhal anlatıyorsun bana. Allah'ım benim be. Bir mutlu edemedim seni. Benim yüzümden bir gün huzurla geçmedi. Şimdi de sensizim artık. Allah belamı versin. Yaş bundan sonra sensiz olacağım için birkaç güne kadar kalmaz verir beni Allah. Zaten ne zaman Allah'tan belamı istesem çok şükür hemen verdi. Aşk nedir biliyor musun sen? Bilsem burada olur muyum? Zaten onu bilenler buraya düşer. Kavuşanlarınkine de aşk denmez zaten. Eğer öyleyse ben bunu istemiyorum. Ben aşk olsa bile istemiyorum bunu. Bekleme yapma o zaman. Boşalt bankı. Sen mekan adamısın. Senden olmaz buralarda. Ya ben de biliyorum bunu. Rahatına düşkün adamım ben. Ama orada da olmadı. Var bende bir terslik ama. Kopar o zaman. Zibidi'den her şeyi beklerim. Ama sen Süheyla Hanım, sen. Sen bu kızın anası mısın? Yedi göbek kan davalısı mısın? Ben anlamadım ki. Katmışın yanına da bu davarı. Rıza amca, gerçekten alınıyorum ama. Bir zibidi, bir davar olmuyor yani. Alın diye söylüyorum zaten çocuğum. Ulan nereden girdin hayatımıza be? Rıza'cığım, böyle Pelin kendi isteğiyle içi soğuyarak Tolga'dan ayrılsın istedim. Yani dağılmış halini sen de biliyorsun. Ne yaptımsa kızımın iyiliği için yaptım Rıza. Kızın arkasından dolapları çevir çevir ondan sonra adı iyilik olsun. Hadi be. Bırakın tiyatroyu. Ben derhal gidip satır satır anlatıyorum Pelin'le burada olanları. Aman Rıza amca lütfen yapmayın. Hepimizin iyiliği için lütfen. Aman. Git. Git hadi koş anlat. Hadi. Kızın el alemin restoranlarında sürününce sen de pişman olursun ama Rıza. Rıza'cığım. Varsa bildiğin başka bir yol, söyle. Ben senin aklına uyayım Rıza. Yoksa da sen benim aklıma uy. Aklına bir şey gelene kadar da lütfen. Bu arada ne kadar prestijli firma varsa hepsine tanıtım metnini gönderdim. 3 tanesi hop diye geri döndü abi. Bunların zaten yakın zamanda böyle bir yemek organizasyonları falan olacakmış. Böyle toplantı kafasında. Eğer onları bağlarsak gündüzlerimiz okey. Çok iyi abi. Aynen öyle. Bir de ya işine karışmak gibi olmasın da. Şimdi eğer bu büyük firmalar gelirse, hani senin tatlıların falan çok seviliyor ya. Ben diyorum ki menüye böyle işte şefin tatlısı falan gibi özel çok bilinmeyen bir şeyler koysak ha? Abi bir süredir ben de düşünüyorum bunu. Vallahi mi? Ne var aklında? Altın kalp. Rahmetli babamın tatlısı. Da işte. Da işte ne? Yapsana abi o zaman. Abi yaptım. Ama bir türlü aynı tada ulaşamıyorum. Bir şey eksik. Ya sen bulursun neyin eksik olduğunu abicim. Annene sor, annende yok mu tarifi? Bak bu iyi fikir. Ya.
Neyse abi, acele edelim. Öğle servisi neredeyse başlar. Bu arada dükkana yaklaşınca bu poşetleri sana satacağım. Benim 5 dakika bir işim var. Allah Allah, ne işin varmış? Telefon görüşmesi yapmam lazım. Dükkanda telefon çekmiyor mu Bülent? Çaka. Yine neyin peşindesin Allah bilir. İnce iş oğlum, çok karıştım. Abi elemanlar çok ayak altında geziyor. Rahat rahat konuşamıyorum. Böyle bir salamıyorum kendimi. Olmuyor, ne yapayım ya? Şimdi Aynur Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Sonuçlara göre ideal kilodasınız. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden ben size bir diyet programı yerine sağlıklı beslenme programı vereceğim. Pelin Hanım, benim 1,5 ay içerisinde en az 7 kilo vermem lazım. Düğünüm var. Ben tavsiye etmiyorum. Yani gerçekten çok fazla bir kilo, ama yine de vereceğim diyorsanız o zaman başka bir diyetisyene gitmeniz gerekir. Ama size hiç böyle anlatmamışlardı. Kaç kişiyi sıfır bedene indirmişsiniz. Yani haksızlık etmişler diyelim. Peki. İyi günler. İyi günler. Ben zaten o restoranda fazla kalmayacağını biliyordum. Ayrıldım. Hadi o zaman yemeğe gidiyoruz. Yeni bir yer duydum, denemek istiyorum. Hadi. Ya hadi. Ben senin planını falan bozmuş olmam mı? Yok, yoktu ki bir planım. Ben de yemeğe çıkacaktım zaten, beraber gideriz. İyi o zaman. Alo Başak, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, önemli bir şey olmadı ya. Ayrıca öylesine arayamıyor muyum ben seni? Ararsın tabii. Yani benim ağzımdan öyle çıkıverdi o. Sesini duymayınca gün başlamamış gibi oluyor, biliyor musun? Yani resmen ambiyans işine girdim. Böyle aldım denizi karşıma. Gemiler geçiyor, kuşlar çığlık çığlığa. Ve ben senin sesini duyuyorum. Daha ne isterim ki? Gerçi çok bir şey daha isterim. Akşam ne yapıyorsun? Akşam mı? Akşam bilmiyorum. Görüşelim diyecektim de. Akşam olur. Okey, 8-9 gibi o zaman. Ben sana kolum atacağım zaten. Tamam. Özledim. Genelde özlerler. Anlamadım. Alo? Tamam, şaka yaptım ben. Tamam, akşam görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Ben de gelmeden önce arabayı tamire bıraktım. Taksiye de binmek istemedim açıkçası. Bana da iyi oldu. Bacaklarım açıldı. Hava aldım. Ha, bu arada taksiye binelim falan diye sormadım sana ama kızmadın bana değil mi? Yok ya. Yani ha yürümüşüz ha taksiye binmişiz. İki sokak ötede zaten. Benim arabayla gitseydik keşke. İki sokak ilerideki markete mi? Öyle mi? Ha, bana daha uzak gibi geldi de. Ayakkabılarından dolayı öyle gelmiştir sana. Benim yanımda çalışacaksan önce şu ayakkabılarına bir çözüm. Yok, ayakkabılarım kalsın. Ben sana şöyle bir çözüm önerebilirim. Ben senin şoförlüğünü yapayım. Getireyim, götüreyim. Hiç gocunmam yani. Sıkıntı değil benim için. Ne olur yürümeyelim. O zaman nerede göreceksin bu güzellikleri? Sokakta akıyor hayat küçük hanım. Hem biraz insan görmüş olduk işte, fena mı? Bence sen benim yanımdayken önce şu kafanı, sonra da ayakkabılarını değiştir. Şansımıza bugün de ayakkabılarım yürüyüşe uygun. Şanslıyız o zaman desene. Ustacığım kolay gelsin. Bana patates kızartması, Amerikan salatası, kornişon turşu ve sığdırabilirsen bir de sosis. Ha, mayonez ve ketçabı unutma. Bol olsun. Siz hanımefendi? Aynısı. Bayılacaksın. Aa, şimdi benim bayılmam için bazı şartların yerine gelmesi lazım. Ustacığım sen şimdi onları bırak. Ne yap biliyor musun? Bana o yeni sosislerden açsana. Onları al, böyle çaprazlamasına 3 tane kesik at. Ondan sonra güzelce pişir.
Sosislerimizi kestik mi? Kestik. Sosislerimizi ızgarada en fazla 2 dakika çeviriyoruz. Gecenin bu saatinde sosis mi yiyeceğiz? Ne var? Alt tarafı sosis. Kızım, şef onu bize özel yapar. Öyle her zaman da yapmaz. Ancak keyfi yerinde olacak filan. Bak şimdi parmaklarını yiyeceğiz. Diğer elemanlar bu gece erken çıktıkları için ne kadar üzülecek sen biliyor musun? Sosisler ızgarada pişerken üzerlerine kimyon gezdiriyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.